Merhaba, iyi akşamlar. Mülkiyeliler Birliği Çarşamba Söyleşileri evde de birlikteyiz, her çarşamba olduğu gibi. Bu hafta koronavirüs salgını süresinde kadına yönelik şiddeti konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Gazeteci Burcu Karakaş ve Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan avukat Perihan Meşeli bizle birlikteler. Davetlerimizi kırmadılar, sağ olsunlar. Bu süreçte yani evde kal çağrılarının hemen her yerden yapıldığı ve insanların evde imkanı olanların evde kalmaya bir anlamda mahkum olduğu bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçte ev kimileri için güvenli bir limandan ziyade bir tehdide dönüşüyor. Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı bu konuda bir rapor yayınladı. Koronavirüs salgını süresince kadına yönelik şiddetle mücadelede izleme raporu. 13 Nisan tarihli bir rapor. Ve burada çok dikkat çekici iki tespitle başlıyor rapor. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yaygın olması ve kadınların en çok ev içinde ve yakını olan bir erkek tarafından şiddete uğraması nedeniyle korona sürecinde de şiddetin, kadına yönelik ev içi şiddetin korkutucu boyutlara ulaşabileceği söyleniyor. Biz önce Avukat Perihan Meşeli ile bu rapor ve işte bu çerçevedeki genel durumu konuşacağız. Ardından da Burcu Karakaş ile birlikte onun yaptığı bir haber vardı. Bu haber kapsamında hem işte dünyada ne olup ne bitiyor, dünya nasıl bununla mücadele ediyor, hem de o haber sürecinde neler yaşadı, biraz onları konuşacağız. Ben her iki katılımcıya da hoş geldiniz diyerek Perihan Meşeli'ye bırakıyorum sizi. Merhabalar, hoş bulduk. Korona günlerinde çarşamba söyleşileri evde. Ben bugün ofisten katılıyorum. Öncelikle Mülkiyeliler Birliği'ne de bu toplantı için, bu toplantıyı organize ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de kadına yönelik erkek şiddeti çok yaygın ve çok yakıcı bir sorun. Bugün aslında şiddetin sebeplerinden ziyade kadınlar şiddete maruz kaldıklarında hangi mekanizmalara başvurabiliyorlar? Mekanizmalar nasıl işliyor? Koronavirüs günlerinde bu mekanizmalar işliyor mu, işlemiyor mu? Yine sizin de söylediğiniz gibi bir artış var mı koronavirüs günlerindeki kadına yönelik şiddetle ilgili? Bununla ilgili tartışma yapacağız hep birlikte. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum aslında. Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet tabii ki tırnak içerisinde bizim normal hayatımızdan bağımsız değil. şiddet her zaman devam ediyor. Sinek girmiş bu arada üstümde, onunla uğraşıyorum. Şunu söyleyebiliriz aslında, sıklıkla feministlerin ve kadın örgütlerini dinlendirdiği gibi devletin bütünlüklü, kapsamlı, samimi bir kadına yönelik şiddeti önleme politikasının olmadığını söyleyebiliriz. Bu politik olmadığı için de böyle günlerde koronavirüs, işte salgın, olağanüstü hal gibi durumlarda da ne yazık ki kadınlar bu mekanizmalara ulaşamaz hale geliyorlar. Çünkü bu kadar yakıcı bir sorun ne yazık ki ikincileştirilmiş pozisyonda. Şimdi bu söylediğimiz kapsamlı, bütünlüklü samimi politikalardan ne anlıyoruzu biraz somutlaştırmak istiyorum aslında. Bir kere devletin kadını merkeze alan, kadınların ihtiyaçlarını gözeten, şiddete maruz kaldıklarında onların ihtiyaçlarını tespit eden bir sistemi yok aslında. Bunun sağlanması gerekiyor. Bu en temel yapı taşı aslında. Şimdi Türkiye'de hepimiz hatırlarsak 2012 yılından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinde şiddet önleme ve izleme merkezleri kuruldu. Bu merkezler kurulurken de şu söylendi. Kadına yönelik şiddete maruz kalan kadınlar için hukuki, sosyal ve psikolojik destek alabilecekleri merkezler olarak kurgulandı. Önce şöyle zannettik. Kadınlar direkt şiddete maruz kaldıklarında bu merkezlere gidecekler. Güzel bir destek alacaklar diye düşündük ama ne yazık ki bu böyle olmadı. Çok pardon. Şu anda kadınlar şiddete maruz kaldıklarında ilk gittikleri yer şönenbir, karakol, polis merkezi veya jandarma komutanı. Bu çok acı bir gerçek. Çünkü şöyle düşünün, evde zaten savaştan çıkıyor kadınlar. Şiddete maruz kaldığınızda, can güvenliğiniz tehdit edildiğinde, fiziksel ve ruh sağlığınız tehdit altındayken böyle bir ortamdan çıkıp ilk gittiğiniz yer karakol oluyor. Karakolun da neyi temsil ettiğini biliyoruz. Çok erkeklik sembolleri olan bir yer. Düşünsenize, şiddete maruz kalmışsınız. İlk gittiğiniz yerde silahlı, üniformalı, işte telsiz sesleri olan stresli bir yere gidiyorsunuz. Bir kere bu bakış açısının
baştan bir değişmesi lazım. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Ki bunun dünyada örnekleri de var. Mesela Avusturya'da devletin sağladığı kadın danışma merkezi var. Orada kadınlar şiddete maruz kaldıklarında ilk olarak oraya gidiyorlar. Orada onları ön yargısız bir şekilde dinleyen, onların ihtiyaçlarını tespit eden bir sosyal hizmet uzmanıyla öncelikle görüşüyorlar. Ve eğer şikayetçi olacaklarsa polis onların ayağına geliyor. Kadın karakola gitmiyor. Muhteşem bir uygulama gerçekten. Hatta dar raporu alacaksa da o merkezde yine bunu sağlayacak bir klinik diyelim. Böyle şeyler var. Dolayısıyla bu hala sağlanmadığı için kimse kusura bakmasın devlet kurumları da. Bu olmadığı için biz hala her sene ve her yerde bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Yani bizim bu politikadan anladığımız şey bu kadın merkezli, kadın bakış açısıyla, kadın örgütlerine sormadan yani yapılan bir sistem var. Bu çok elzem bir kere. Bunlar olsaydı şu an Türkiye'de, şu an koronavirüs günlerinde aynen alınan ilk tedbirler gibi aslında hemen bir yerlerde işte istasyon kadın danışma merkezleri sağlanacaktı. Kadınlar çıkar çıkmaz oraya gidecekler. Peki şu an ne oluyor diye sorduğumuzda Türkiye'de. Mor Çatı'nın da raporundan okuyabilirsiniz. Mor Çatı web sitesinden ulaşabilirsiniz rapora. Şimdi en önemli şey tabii ki hayatımız ve kadınlar gerçekten evde hayat var deniyor ama evde savaş da var, evde aslında ölüm de olabilir. Dolayısıyla bir kadın can güvenliği tehdidi altındayken sığınağa yerleşmekte bugünlerde çok zorlanıyor. Normalde Türkiye'deki kanunlara göre bir kadın sığınağa başvurmak istediğinde, mesela yine oraya da bir antiparantez geçeyim. Bu şiddet önleme ve izleme merkezlerine başvurduğu zaman sığınak talepli bir şekilde ŞÖNİM, kısaca ona ŞÖNİM diyoruz. ŞÖNİM kendisini ne karakola gönderiyor? Karakoldan alıyor başvuruyu. Yani çok yazık gerçekten. Şu andaki sistemde şu bilgi çok önemli. Bir kadın şiddete maruz kalıyorsa fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddet de olabilir. İlla can güvenliği tehdidi altında olmak zorunda değil. Polise gidip ben sığınağa yerleşmek istiyorum dediği anda polis onu sığınağa yerleştirmek zorunda. Bu 2+2=4. Bu kadar net. Fakat burada ne görüyoruz? 15 Temmuz sonrasında da benzer şeyleri yaşamıştık. 15 Temmuz sonrası şöyle şeyler olmuştu. İşte polis yok sizi yerleştiremeyiz, sığınağa götürecek kimse yok falan gibi şeyler söylenmişti. Şimdi de şu söyleniyor. Öncelikle sığınaklar dolu deniyor. Polisin söylediği şey bu. Yanlış bilgilendirmeler yapılıyor kadınlardan aldığımız bilgilere göre. Şimdi sığınaklar dolu bile olsa polisin burada bir barınma yeri tesis etmesi lazım. Polis evi olabilir, misafirhane olabilir, otel olabilir. Fakat bu anlamda devletin acil önlem, eylem bir paketi olmadığı için maalesef polisler de bu şekilde davranabiliyorlar, keyfi bir şekilde. Yakın zamanda bir haber okudum. Belçika Adalet Bakanı işte bilmem kaç bin euro bütçe ayırarak oteller zinciriyle anlaşmış ve kadınlara eğer şiddete maruz kalıyorsanız buralara gidebileceği söylüyor her yer. Bunun bir kere ivedilikle yapılması gerekiyor. Bunun haricinde şunları duyuyoruz. Yine bu sığınağa yerleşme veya 6.284 sayılı ailenin korunması ve şiddetin önlenmesine ilişkin kanun kapsamında tedbirlere başvurmak için Türkiye'nin herhangi bir yerine başvurabilirsiniz bulunduğunuz yerden. İkametgah şartı yok, kanunda yazıyor. Fakat polis bugünlerde şunu yapıyormuş, onları duyuyoruz. Raporda da bunlar geçmiş zaten. İkametgahınız burada değil, dolayısıyla buradan başvuramazsınız. Başka bir karakola gitmeniz lazım, o karakola gitmeniz lazım. İkametgahınızın olduğu yere gitmeniz lazım. Bir kere zaten salgın var. Yani kadınları çocuklarıyla beraber öyle kurum kurum dolaştırmamak gerekiyor. Devlet olarak bunun çözümlerinin sağlanması gerekiyor. Bunun haricinde yine bize başvuran, Mor Çatı'ya başvuran kadınlardan bir tanesi ŞÖNİM tarafından korona testi olmadığı için sığınağa alınmamış. Şimdi korona testi yoksa o zaman korona testinin yapılmasını sağlaması gerekiyor yine aynı şekilde devlet. Yine çok önemlisi, en önemli hususlardan bir tanesi, yine demiştik sığınaklara sadece can güvenliği tehdidi altında bulunan kadınlar başvurmuyor.
Yani bu kanunda böyle yazmıyor. Açıkça şöyle yönetmeliğinde de yazıyor. Onlar sığınak konuk evi diyorlar. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalan kadınların destek alabilecekleri yerler olarak kullanılmış. Fakat bu dönemde sadece can güvenliği tehdidi altındaki kadınları kabul ettiklerini görüyoruz. Üstelik bunu Nisan ayında Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü kendi sayfasında yayınlamıştı. Bunun haricinde yine şunu görüyoruz. Mesela belediyelerde tıkmış sığınaklar, bazı belediyelerde. Ne yazık ki aslında Türkiye'de her 100 bin nüfusun olduğu yerde bir sığınak açılmak zorunda. Belediyeler bunu ne yazık ki görevlerini de tam olarak yerine getirmiyorlar. Ama şu andaki koronavirüs zamanında belediyeler de sığınaklarını kabul yapamıyorlarmış. Bundan dolayı çünkü şöyle yönlendirmek zorunda. Yani bunun da işte bir an önce çözülmesi gerekiyor. Burada şönemden izin almak değil, bir an önce kadının o ortamdan kurtulup oraya yerleşmesi gerekiyor. Bunlar şu anda yapılmıyor. İkinci bir husus, bu sistemden bahsettik ya, bütünlüklü işte samimi politikalar kapsamında. Şunu söyleyebiliriz, kadınlara yönelik şiddet alanında uzmanlaşmış bir hat yok. Bir zamanlar vardı, Hürriyet Ailece Şiddet Hattı vardı. 10 yıl kadar bu işi yürüttüler, 7-24 ve orada uzmanlar çalışıyordu. İşte sosyal çalışmacı, bir hukukçu ve psikolog şeklinde. Gerçekten çok iyi bir hattı. Fakat sonra bu kapandı. Şu anda başka bir hat devam ediyor. Kadın örgüt devam ettiriyor ama o bildiğim kadarıyla 7-24 devam ettirmiyor. Devletin şu anda hat olarak verdiği Alo 183 var. Ali 183 nedir? Sosyal destek hattıdır ve hepimizin bildiği gibi bu hat dezavantajlı gruplara aslında hizmet veriyor. İşte yaşlılar, engelliler, işte şehit yakınları, gaziler falan filan. Yani biz çok böyle genel kapsamlı bir hat ve aslında gerçek anlamda uzmanlaşmış bir hat değil. Dolayısıyla bunu da yıllardır söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. İstanbul Sözleşmesi'nde açık hüküm var bu konuda. Bunu yapmak zorundayız. Hatta İstanbul Sözleşmesi kapsamındaki tedbirleri uyguluyor mu Türkiye, uygulamıyor mu diye Grevio'nun bir isimli bir kurum var, komite var denetleyen. Onların da özellikle tavsiyesi bu yönde. Fakat bu çok basit bir şey aslında. Bu çok basit hat kurma işlemini bile devlet yerine getirmiyor. Dolayısıyla kadınlar bu anlamda gerçek anlamda uzmanlardan destek alamadıklarını söyleyebiliriz. Korona günlerinde ne oluyor peki? Alo 183'ün durumu şu. Alo 183 sosyal yardım ve ekonomik taleplere de cevap veren bir hat olduğu için sürekli bu hat meşgul ve kadınların bu hatta ulaşamadıklarını öğreniyoruz. Hatta bizim Mor Çatı'da çalışan arkadaşlarımız da hiç ulaşamamışlar bu süre. Dolayısıyla bunun bir an önce artık kurulması gerekiyor. Bugün de olabilir. Yani korona günlerinde olmaz diye bir şey yok. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Bunun haricinde biliyorsunuz kadınların, ekonomik durumu olmayan kadınların barolara başvurup adli yardımdan yararlanıp ücretsiz avukat talep etme hakları var. Boşanma davası açarken ya da tedbir başvurumda bulunurken. Bir kısım baronun, bazı illerdeki baronun adli yardım servisinin kapandığını öğrendik. Hiçbir şekilde onlara ulaşılamıyor. Şimdi her ne kadar süreler durmuş olsa da bu anlamda baroların şunu da yapması beklenebilir. Bir belki acil destek hattı kurup kadınların hukuki sorularına veya acil ihtiyaçlarına ilişkin destek vermeleri gerekiyor. Ve bu süreçte de bu adli yardımdan yararlanabilmek için fakirlik belgesi, ikametgah belgesi normalde şartı var. Bunların istenmemesi gerekiyor. Aslında bu anlamda adli yardımın şöyle bir önemi var bu aralar. Şimdi bu 6.284 sayılı kanundaki tedbirler halen alınabilir. Şu anda adliyelerde duruşmalar olmasa da nöbetçi aile mahkemeleri, nöbetçi savcılıklar çalışıyor. Bir kadın şiddete maruz kaldığında aile mahkemesinden de yine evden uzaklaştırma tedbiri, hakaret, tehdit, aşağılama içeri mesajların gelmemesi, iletişimin bu anlamda engellenmesi, silahın teslim edilmesi gibi hatta geçici velayet, geçici nafaka tedbirlerini isteyebilir. Bu çok önemli. Yani bu imkan varsa adliyelerden istenebilir.
Bu imkan yoksa zaten 155 aranarak, işte yine polis aranıyor tabii ki, 155 aranarak karakoldan da bu tedbirlerin sağlanması istenebiliyor. Burada herhangi bir yanlış bilgilendirme olursa, ki bunlar olmuş, işte dediğim gibi ikametgah şartı falan, bunlar yanlış, burada ısrar etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu tedbirler alınabilir. Şimdi 6.284 sayılı kanun kapsamındaki tedbirleri bir kadın tek başına hani dilekçesinde yazabilir, ama bir avukattan faydalanmak istiyorsa eğer, o zaman adli yardım zaten atama yapması gerekiyor. Bu çok zor bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla fakirlik belgesi ve ikametgah belgesi şartının bu zamanda acil eylem planı kapsamında kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka mesele, kürtajla ilgili ufak bir şey vereyim. Şimdi zaten ülkemizde ilk 10 haftaya kadar gebeliği sonlandırmak mümkün. Fakat bunu fiiliyatta da 8 haftadan sonra devlet hastanelerinde çok sorun duyuyor. Yani bu salgın öncesinde de. Şimdi bu dönemde daha da beter duruma gelmiş durumda. Bir tane başvurucu bize 5 haftalık gebe olduğunu, devlet hastanesine gittiğinde de kürtaj yapamayacağını söylediğini doktor, İsterse şikayet edebileceğini iletti. Gerçekten dehşet verici bir şey. Tabii ki burada kadın örgütleri devreye girerek o işlem bir şekilde sağlandı, ama ne yazık ki bu tarz sorunlar yaşanıyor. Şimdi bunun tersine bugün okuduğum bir haberde gördüm. Fransa'da normalde işte kaç haftaysa orada, 10 hafta mı bilmiyorum ama 10 haftayken 12 haftaya çıkartılmış bu döneme özgü olarak kürtaj süresinin. Dolayısıyla bizde de aynı şekilde 10 haftalık süre, 12 hafta gibi süreye de tersine aslında genişletilmesi gerçekten oldukça gerekli. Bu dönemde şöyle bir şey oldu. Tabii yani evde şöyle bir şey sorabiliriz. Hani arttı mı koronavirüs günlerinde şiddet diye çok sıklıkla konuşuyoruz. Şimdi şunu söylemek lazım. Şiddet şu anda başlamadı. Zaten vardı ve devam ediyordu. Ama tabii evde geçirilen saatler arttıkça şiddetin sıklığı ve yoğunluğunun tabii ki arttığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani eskiden belki işte adam kahvehaneye de gitse, işte işe gitse bir nefes alacak bir durum oluyordu belki, ama o yoğunluk da şu anda yaşanıyor. yine kadınlar şöyle, yani şiddetin sayısal olarak arttığına ilişkin bir kapsamlı bir raporumuz şu anda yok. Ama bizim için önemli olan bundan ziyade bu mekanizmalara erişmek. Bu çok daha hayati. Bir kadının bile başına bir şey gelmiş olması çok önemli. Bir kadının hayatı bile. O yüzden rakamlarla çok konuşmayı da sevmiyoruz. Şimdi Avrupa'da çok arttı söyleniyor. Burada da şöyle bir şey düşünüyoruz tabii. Orada sokağa çıkma yasakları çok daha uzun süreli verildi. Dolayısıyla yani oradan belki bir artış olmuş olabilir. Mor çatıya başvuranlar açısından düşündüğümüzde şunu tespit ettik. Diğer zamanlardan farklı olarak genç kadınların sıklıkla aradığını ve şiddete maruz kaldıklarını ifade ettiklerini gördük. Çünkü biliyorsunuz üniversiteler kapandı, yurtlar kapandı, herkes evlerine gitti. İşte baba ve abi şiddeti çok fazla geldi bu aralar. Bununla beraber mesela bir genç kadın sığınağa başvurmak istediğini, ama evde kitapların, bilgisayarın olduğunu, online eğitim nasıl yapacağını falan, yani bir sürü karmaşık şey anlattı. Gerçekten bütün bunların hepsi düşünülmesi gerekiyor. Yine tabii ki bugünlere özgü olarak zaten kadınlar her zaman daha yoksuldu. Yani çalışsalar da eşit işe eşit ücret olmadığı için her zaman daha yoksuluz. Fakat bu dönemde kadınlar çok fazla yoksullaştı. Özellikle hizmet sektöründe çalışan kadınlar, ev işlerine giden, çocuk bakan kadınlar, güvenlisiz çalışan kadınlar çok yoksullaşmış durumdalar ve onları çok daha fazla aslında hem şiddet kapısını açan, eve ekmek getiren bazen sadece kadın da olabiliyor. Bu yüzden ne yazık ki şiddete de maruz kalabiliyorlar. Bu anlamda çok fazla başvuru alıyoruz aslında. Yani sosyal yardım, ekonomik destek anlamında çok fazla başvuru alıyoruz. Bu anlamda kadınları yönlendirdiğimizde kaymakamlıklara, belediyelere, hatta Cumhurbaşkanı açıklama sonuçta muhtarlıklara bile
talimat vermişti. Fakat bu telefonlar da açılmıyor. Yani kadınlar gerçekten bu mekanizmalara ulaşamıyorlar. Yani bu paralar gelmiyor. Hani, bakıyorum haberlerde %61 işte sosyal destek sağlandı falan gibi şeyler görüyoruz ama bize yapılan başvurularda bizim böyle bir tespitimiz yok. Bu çok gerçekten elzem bir durum. Onu da bütün bunlarla beraber artık bir acil önlem, acil eylem planının mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Şimdi bu dönemde tabii ki çok olumsuz bir tablo çizdim ama tabii ki yine de yapılabilecek çok şey var. Öncelikle tabii ne söylediğimiz gibi olması gereken mekanizmalar olmasa da evdeyken, evde şiddete maruz kalan kadınlar 155'i arayarak şikayetlerini yapabilirler. Bu durumda polisin eve gelip isterse, kadın isterse evden eşinin, partnerinin, abisinin, babasının uzaklaştırılmasını sağlayabilirler. Bunun haricinde Alo 183 aranabilir dedik. Alo 183 tabii bu aralar şöyle yapıyormuş. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne yönlendirme yapıyor. Muhtemelen onlar bir 155 arayın, şöyle mi arayın diyeceklerdir. Yine de bir akıllı tutulsun diye söyleyeyim. Bir KADES uygulaması var. Kadın Destek Uygulaması. Bu akıllı telefonlara indirilen bir uygulama. Bu uygulamayla beraber işte tabii ki akıllı telefonu olan kadınlar için geçerli bu. Eğer konuşamıyorsanız hani konumunuzu bildirip bu şekilde polisi de çağırabiliyorsunuz. Sadece opsiyona tıklayıp zaten polis eve gelmiş oluyor. Eve geldiğinde şikayetlerinizi dile getirebiliyorsunuz. Bunun haricinde şiddet önleme ve izleme merkezleri aranabilir. Her ilde genellikle var şiddet önleme ve izleme merkezi. İstanbul için 0212 465 2196 numaralı telefon. Yine bu Hürriyet Elçi Şiddet Hattı'ndan bahsetmiştik. Onu devralan kadın örgütün işlettiği Aile Şiddet Acil Yardım Hattı var. O da 0212 656 96 96. Ve yine tabii ki Mor Çatı'yı söyleyeceğiz. Mor Çatı'yı da her zaman mail atıp arayabilirsiniz. Özellikle tabii hafta içi 10.30-16.30 saatleri arasında genelde başvuru alınıyor. Bunun sebebi de yani biz 7-24 bir danışma ya da destek veremiyoruz. Çünkü zaten gönüllülerle giden bir sistem. Bunu devletin özellikle yapması gerekiyor ama Mor Çatı'nın sisteminde tamamen feminist ilkelerle çalışılan bir sistem var. Mutlaka kadına aradığında onlar ön yargısız dinleniyor ve gerekli ihtiyaçlarına uygun olarak yönlendirmede bulunabiliyoruz. Bundan sonraki aşamada da sorular gelirse yine açarız. Tabii ki, çok teşekkür ederim. Sözü devrediyorum. Soruları da hatırlatmış olalım. Yorumlar bölümüne soru yazarsanız ya da işte Facebook üyesi olmayanlar da bazen takip edebiliyor. Twitter gibi alternatif platformları da Mülkiyeler Birliği hesabından soruları konuşmaların sonunda yönlendirmeye çalışacağım. Burcu Karakaş'a döneceğiz şimdi. Burcu, Plus 90'a bir korona günlerinde kadına şiddet başlıklı bir dosya, bir haber yapmıştı. 10 Nisan'da oldukça etkileyici bir haberdi. Önce onun için teşekkür edelim. Ya orada hem dünyada ne olup ne bittiğine dair örnekler, yani bu sürecin nasıl işlediğine dair örnekler vardı. Hem de bazı görüşmeler yapmıştı. Ama o günden bugüne de aslında, haberin yapıldığı günden bugüne de çeşitli gelişmeler oldu. Hem infaz tasarısının görüşülme süreci, yasanın yapılma süreci çeşitli tedirginlikler yaşattı. Hem de bunun dışında oluşan atmosfer sadece kadına yönelik şiddet anlamında değil ama buna da kapı açacak biçimde. Yani sokak ortasında 17 yaşında bir çocuğun polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü ve bunun üstünün kapatılmaya çalışıldığı bir olay yaşadık. Ve yine benzer bir biçimde Diyanet İşleri Başkanı'nın cinsel yönelimleri nedeniyle insanları hedef gösterdiği, sonra topyekün medyasıyla, siyasetçisiyle, yöneticisiyle kendisine arka çıkıldığı bir dönem yaşadık yine. Bugün hemen yayından önce bir açıklaması gözüme çarptı Diyanet İşleri Başkanı'nın. Milletimizin verdiği destek azmimizi arttırmıştır gibi bir gerçekten kan donduran bir açıklama yapmış. Bu süreçteki tanıklıkları, karşı karşıya geldikleri şeyleri soracağım bir de Burcu'ya. Sendeyiz.
Merhabalar. Öncelikle Peri Türkiye'deki durumu çok güzel anlattı ve aslında Peri'nin anlattıklarından yani biraz dolaylı gibi de olmasa aslında çok direkt bir şekilde şunu görüyoruz. Türkiye'de bir şekilde hükümetin, devletin herhangi bir kadına yönelik işleri de önlemeye yönelik bir zaten planı yok. Ve hatta neredeyse bunu kasıtlı yapıldığını söylesek hani çok abartı da olmaz. Kasıtlı olmasının tabii çeşitli sebepleri var. Yani tırnak içinde söylüyorum kasıtlıyı. Yani aile odaklı işte politikalar sebebiyle kadınların yani birey olarak öncelikle değer görmüyor olması ya da buna yönelik herhangi bir değer biçilmiyor olması ve bunun politika bazında da bu şekilde olması. Şimdi bu evde kal çağrısı hep başından beri konuşuyoruz. Peri de çok güzel söyledi. Yani evde hayat var ama evde ölüm de olabilir dedi. Onu özellikle buraya yazdı. Çok güzel bir laf. Çünkü öyle gerçekten. Yani bu en başından beri hiç en başından beri aslında benim biraz sonra anlatacaklarım yani burada anlatmak istediğim şu. Dünyadaki diğer örneklere baktığımızda neyin önemli olduğunu görüyoruz. Neyin ön plana çıktığını görüyoruz. Siyasi iradenin. Türkiye'de neyin olmadığını görüyoruz. Siyasi irade yok. Yani biz bu açıdan aslında ilk olarak bundan dolayı bir sıkıntı var. Bu ne anlama geliyor? Şu, nihayetinde Türkiye'de kadına şiddet vakalarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yani sayı çok da hani Perin de söylediği gibi bir ya da yüz kadın o da değil ama nihayetinde hemen her gün bir kadının en azından öldürüldüğü bir ülkedeyiz biz. Ve bu sorunun çözümüne yönelik herhangi bir irade yok. Dünyadaki örneklerde sonuç olarak şu an bir kriz dönemindeyiz. Pandemi yaşanıyor. Kriz dönemlerinde hükümetlerin kadına yönelik şiddet vakalarını önlemek için alması gereken tedbirler var. Bunun için bir siyasi irade ortaya konulması lazım. Biz şu an neredeyse 2 ay olacak. Yani benim gözümden kaçtıysa Peri söylesin. Ben kimsenin ağzından normal, yani şunu bile duymadık. Şu anda şiddet gören bir işte evdesiniz ve şiddet görüyorsanız hukuk askıda değil. Halen gidip istediğiniz önlemi aldırabilirsiniz gibi bir şey bile söyleyen ben şahsen duymadım. Bilmiyorum var mı? Şimdi dünyadaki örnekler dedim. Mesela İtalya'da eve kapanan kadınların şiddet görmesi halinde başvurabilecekleri mecralarla ilgili kamu spotları var, dönüyor. Çünkü biz biliyoruz ki evet online işte mecralar önemli vesaire ama halen televizyon bu açıdan çok önemli. Hani işte medya açısından ele alacaksın. O yüzden televizyonlarda bununla ilgili yani gerçekten TV'de izleyen biri değilim açıkçası ama hani okuyorum ediyorum insanlardan böyle bir kamu spotu olduğunu düşünmüyorum. Yani kadınlara için böyle bir şey yok. Birincisi böyle bir şey yok. İkincisi gene birazdan örneklerini vereceğim ama hani Alo 183 zaten Perin de söylediği gibi kadınlara özel bir hat değil. Ama internet üzerinden hani erişim her kadın tabii ki yok ama online yani sanal ortamlardan polise erişebilmek şu an çok önemli. Çünkü niye? Çok basit. Yani siz 24 saat bir adamla aynı evin içindeyseniz ve size şiddet uyguluyorsa yani adamın yanından arayıp da bana şu an işte hani polisi arayıp şöyle şöyle demeniz ne kadar gerçekçi? Yani çok değil. O yüzden şu an çok aktif olmamakla beraber ben aslında KADES uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğini. Çünkü böyle bir uygulama olduğundan kadınların haberi bile yok. Yani ben bile çok sonra öğrendim. Yani öyle düşünün yani hani takip ediyorum gazeteci olarak. Aa böyle de bir şey varmış diye. Bir de böyle bir şey var. Ya bir de ben sana bırakacaktım ama lazım. Burada bir söyleyeyim mi? Bu uygulama çalışıyor mu? Yani çünkü birçok mekanizmanın ben çalışmadığından bahsettim. Tabii. O haberde de nasıl kullanıldığını evet sen haberde onu gösteriyorsun ama mesela telefonlara cevap verilmediği söyleniyor. Acaba uygulama ne kadar sağlıklı? Hani o konuda mor çatıya gelen ya da senin bildiğin bir şey var mı? Yani ben bu uygulamayı kullandım ve gerçekten sonuç aldım ya da ben bu uygulamayı kullandım ama hiçbir şey olmadı gibi bildiğimiz örnek var mı? Yani şöyle biz bilgi verdik ama geri dönüş almadık henüz. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Dediği gibi Burcu'nun yaygın bir bilgi değil. İşte bunların yaygınlaştırılması gerekiyor. İnternet gazeteleri, sosyal medya, televizyon gibi. Anladım. Sağ ol Burcu, araya girmiş oldum ama. Yok hayır. Bir de belki şundan kısaca yine bahsedebiliriz yani. Niye biz hani salgın, yani herkes evlere kapandığı, niye bu dönemde şiddetin artacağını öngörüyoruz ya da bize sayılar da aynı şekilde dünyanın her yerinden bunu söylüyor. Çeşitli işte sebepleri var. Birisi tabii ki evde olduğumuz süre arttı. Birincisi bu. İkincisi pandemi gibi hani yani
bin yılda bir neyse, yüz yılda bir olan bir şey değil ve bu zaten insanlardaki stresi de arttıran bir şey. Bu ikincisi, alkol bu zamanda ya da işte uyuşturucu madde kullanımı örneğin arttığı zaman da şiddetin arttı. Yani bunlar da işte sebeplerden biri. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani ben böyle bu şekilde olduğunu tabii ki şey söylemiyorum. Bir de tabii mesela şu an Türkiye'de 31 Mayıs'a kadar bugün açıklandığı üzere Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Online eğitim uzatıldı. Yani okullar açılmayacak. Evet. Bu ne demek? Çocuklar evde. Çocuklara normalde anne babanın bakması lazım. Gene biz biliyoruz ki aslında hani çocuk bakımı da bir şekilde kadının üstünde ve ev içi emek, yani mesela Fransa'da yapılan son bir araştırma ailelerde ailelerin %63'ünde evde yemeği kadınların yaptığını ortaya koyuyor. Yani çok yüksek bir rakam. Ki bunu Türkiye'de herhalde yüzde ne bileyim ben 90 falandır diye tahmin ediyorum. Yani bir yanda bunu niye söylüyorum? Çocuklar evde, çocuğa bakman lazım. Bir yandan işin varsa işin yapman lazım. Bir yandan eve bakman lazım. Bunlardan biri de tırnak içinde aksadığı zaman sen misin aksatan diye de şiddet artıyor. Yani bu hani bu şeylerden biri, sebeplerden biri. Şimdi biz hani şu an Covid konuşuyoruz, işte koronavirüs konuşuyoruz ama nihayetinde çok yakın zamanda Afrika'da Ebola salgını olmuştu. Ebola salgını sonrası mesela görülen, yine araştırmaların ortaya koyduğu şöyle bir şey var. Kız çocuklarının hayatı Afrika'da Ebola salgını sonrası tamamen değişen, olumsuz yönde tabii. Hiç az değil ve çocuk yaşta hamilelikler artmış. Yani şimdi Türkiye gibi bir ülkedeyiz. Hani bugün şimdi çocuk haklarına, çocuk istismarına girmeyeceğiz ama bu konudan hiç ayrı bir şey değil tabii ki de. Yani hele ki zaten işte kız çocukları için ayrıca, yani kız çocukları da çok büyük bir tehdit aslında. Ki Türkiye gene ensestin çok yüksek olduğu bir ülke, her ne kadar bununla ilgili konuşulmasa da bu da var. Bütün bunlar sebebiyle önlemlerin alınması lazım ama alınan önlemlerin de kamuoyuyla paylaşılması lazım. Bu yönde herhangi bir siyasi irade hak getire böyle bir şey yok. Önce bunu böyle söyleyeyim. Şimdi mesela İngiltere'de, yani siyasi iradeden çok kastımız ne, böyle çok hani havada kalıyor, öyle bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Mesela İngiltere'de İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Çok açık bir şekilde şunu söyledi. Bu dönemde ev içi şiddet, yani kadına yönelik şiddet gösterecek faillere seslendi ve dedi ki bu dönem ne yapacaksanız, yani o yaptığınız sizin yanınıza kar kalmayacak diye aynen bu şekilde bir açıklama yaptı. Yani iradeden kastımız da bu yani. Biz böyle bir şey duyduk mu şu anda, yani böyle bir şey duyduğunuzu ben duymadım şahsen, bilmiyorum. Zaten bu Türkiye'de çünkü normalde de zaten gösterilen bir irade, evet, aslında. Hani şu an bokluğunu halen görüyoruz. Yüreklendirme söz konusu, yani işte Diyanet İşleri Başkanı'na çıkılan arkayı falan, evet, düşününce hani evet, bir yani şiddetle mücadeleye dönük bir irade değil. Bir yüreklendirme neredeyse söz konusu. Zaten ben de hazır söz buraya gelmişken şunu da belirteyim. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Yani resmi bir şey tabii ki bu. 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet faillerinin koronavirüs salgını bakımından sağlıklarının da önüne alınmasına ilişkin bir şey yazdı. Şimdi bu şuna benziyor. Zaten 6284 sayılı kanunda bir sürü saldırı vardı İstanbul Sözleşmesi'ne. Şimdi bu böyle yazılınca şu demek oluyor. Yani hakimler zaten bu tedbirleri vermekten gerçekten imtina etmek için elinden gelenleri yapıyorlar. Evden uzaklaştırma tedbirini neredeyse vermiyor yani. Şimdi o bizi ilgilendirmiyor. Sen devlet olarak o kişiyi alırsan, uzaklaştırırsan, barınacak bir yeri yoksa barınma yerinde yine seni sağlaman gerekiyor. Dediğiniz gibi yani tam tersi bir durum var bizde. Ya o tam tersi duruma belki onunla alakalı biraz bir şeyle devam edebilirim diye düşünüyorum. Bu şimdi biz hani önlem alınmıyor, nerede siyasi irade falan diyoruz. Yani ne önlemi ne iradesi zaten. Şimdi bu infaz paketine girmeyeceğiz. Bunu önceden Peri'yle de konuştuk çünkü karma karışık ve hani yani neyse. Ama şu, nihayetinde hani biz yani çünkü İşte şimdi hukuki olarak bilmediğim bir şey söylemek istemiyorum ama TCK'da sonuç olarak hani kadına karşı şiddet suçlar böyle ayrı bir şey yok. O yüzden hani kadına karşı suç işleyen bazıları da serbest kaldı. Ama bunun öncesinde bu paket daha ilk konuşulmaya başlandığı zaman
içeriği çok muğlak bırakıldığı için o senin bahsettiğin Canberk artı 90'la ilgili haberi hazırlarken videonun ilk girişinde bir ismi Esma değil, Esma diyeyim. Bir işte kadınla görüştük. Kendisi işte çok ısrarlı tacizine maruz kalıyor bir erkeğin. Ama yani polise gidiyor sadece klasik Türkiye'deki hiç kadın işte hikayesi. Hiçbir yerden alamıyor sonuç. Adam en son gidiyor Esma'nın gözünü oyuyor. Bir gözü kör. Ve ondan sonra yani öldürmeye çalışırken kaçıyor. Sonra bir şekilde bulunuyor. Adam şu an tutuklu. Ama yani Esma şöyle diyor ki hani bu paket kapsamında serbest kalabilir. Çünkü çok muğlaktı. Yani ne olduğu belli değildi. Ve çok haliyle can güvenliğinden şüphe ediyordu. Yani ne olacak diye. Ve aynen kadının söylediği şey şu, yani bu adam serbest kalırsa ben kendimi öldüreceğim. Çünkü hani o zaten bana demişti ki içeri girerken ben çıkınca seni öldüreceğim. Hani o beni öldürmeden ben intihar edeyim dair de bu şekilde söylüyor yani. Hani hiç bunda bir abartı yok. Şimdi bunu niye veriyorum? Yani geçtim iradeyi, bir kere kadınlara böyle bir korku yaşatmak bile başlı başına bir şey. Yani bunu şunu söyleyen bile olmadı. Hayır biz böyle bir şey yapmayacağız. Böyle söylendi ama yine muğlak kaldı. Onun haricinde bir takım erkek failler serbest kaldığını biliyoruz. Sayı falan da bilmiyoruz çünkü açıklanmıyor ama sen bunları bırakıyorsun. Peki karşı taraf için bir önlem alıyor musun? Yani önlem almadığın şundan beri de savcıya giden birine aldırmıyorsun sen karar. Yani bu adam bırakıldığı zaman mı kadın için alınacaksın? Yani bunlar hani biz şey için söylüyorum. Daha buraya şey gelene kadar Türkiye'de ne aman dünyada ne önlem alınıyor. Zaten böyle bir durum söz konusu. Buraya bir ek yapmak istiyorum ben de senin söylediklerine Burcu. Güzel değinin. İnfaz paketine şuradan biraz girelim o zaman şu açıdan. Şimdi tam bu salgın başladı ve salgınla beraber geldi bu mesele. Tabii ki tesadüfi değil. Zaten müthiş bir bombardıman var yani kadınların hakları üzerinden ve gerçekten devlet kapsamlı bir politikayla bunları önlemeye çalışmadığı için dediğin gibi bu kişilerin en azından şiddet uyguladıkları kişilere ulaşmamasını sağlayacak ya da kadınlara haber verecek mekanizma bile sağlamadı. Şimdi şunu söyleyelim, cinsel suçta zaten tutuklama gerçekten çok ağır suçlarda olan şeyler genellikle. Mesela kasten öldürme, işte cinsel saldırı, cinsel saldırı, çocuk istismar gibi suçlarda zaten aslında eski infaz rejimi devam ediyor. O anlamda bir değişiklik olmadı ama şu oldu. Mesela kasten öldürmeyi teşebbüs diyelim. Yani yılı önemli değil. Şimdi Burcu'nun az önce verdiği örnekte de bu kişi eğer failin partneri ise, mesela eşi olsaydı ağırlaştırıcı neden olacağı için hemen kolay kolay çıkmayacaktı. Ama partner olduğu için ya da fark etmiyor partner olması da gerekmiyor bir kişi de olsa buradan direkt tahliye olma imkanı var. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Şimdi yine evlilik, resmi evlilik arıyor aslında ağırlaştırıcı nedenlerle. İstanbul Sözleşmesi diyor ki 6.284 sayılı kanun. Senin şiddet uyguladığın kişi eşin olmak zorunda değil, partnerin, sevgilin olabilir. Ve bu kadına yönelik şiddet kapsamında yaşandığı zaman bunu ağırlaştırıcı neden uygulamamız lazım. Yoksa bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda gibi oluyor ve dediğin gibi beni de çok fazla birkaç istismar dosyasında bile babasının kendi çocuğuna uyguladığı ve 20 küsur yıl, 29 yıl hapis cezası almış olan müvekkilim, onlar bile çok gerçekten korktular, defalarca yazdılar çıkacak mı çıkacak mı diye. Çünkü hem kanun yazımı berbat, yani hiç çok böyle bir ifaz yasasının yapılmayacağı kadar karışık bir şeydi. Bayağı herkes gerildi gerçekten de. Bunun bu zamanda yapılması da çok kötü oldu. Tabii ki salgın sebebiyle işte tahliye etmek istediler ama esas tabii işte politik olarak tutuklu olan kişilerin de ne yazık ki tahliye edilmemesi için elinden gelenleri de yaptılar. Bunu bu arada söylemiş bu. Evet. Devam edeyim mi? Evet. Ediyorum. Seni çok görüyorum. Birleşmiş Milletler Kadın yani UN Women diyebildiğimiz BM geçenlerde BM her zamanki gibi yani Avrupa Birliği gibi gene şu an konudan çok endişeli. Endişeli olduklarını gene BM de çok endişeli. Şöyle bir işte çeşitli açıklamalar yapıyorlar son zamanlarda. Gerçi endişeleri artmış demek ki. Yani bunu bilerek
espride karışık söylüyorum yani çünkü ne BM ne de hani Avrupa Birliği yani etkili kurumlar olmadığı için tabii ki. Verdik de şöyle bir rakam var mesela. Yani dünya genelinde kadına yönelik şiddet vakalarının COVID-19 salgını sırasında %20 artış göstereceğine yönelik böyle bir öngörüleri var. Şimdi biz ilk tabii Çin'in Wuhan kentinde en azından hala bildiğimiz o. Salgın işe baş gösterdiği zaman ilk bildiğimiz bir kere Çin. Çin'de ne olmuştu? Çin'deki polis kayıtlarına Şubat ayında kadına yönelik şiddet vakalarının 3 katına çıktığı ilk hani bu normal polisinde olan polis arayan kadınlarla 3 katına çıktı. Herkes evlere kapanınca. Şimdi sonrasında Avrupa'ya gelelim. Avrupa'dan oldu. Çin'den sonra hani teker teker. Şimdi mesela Avusturya çok iyi bir örnek. Avusturya'da gene İngiltere'deki gibi. Zaten sen de az önce bahsettin. Ben o kısmını o kadar bilmiyordum açıkçası bu arada. Çok şahane bir sistemmiş yani. Avusturya'da da hani 2 tane bakan, üst üste ikisi de kadın bakan böyle çok sağlam. Çıkıp hani hiç böyle yani hiçbir şekilde müsamaha işte gösterilmeyeceği bu süreçte ve bununla ilgili alan önlemleri anlattılar mesela. Yardım hatları var, 24 saat açık. İnternet üzerinden talep edebiliyor kadınlar destek. Tekrardan yani hakikaten çok önemli. Ve şunu da üstüne basa basa söylediler Avusturya'da. Evden uzaklaştırma tedbirleri karantinada da alınacak. Yani bununla ilgili herhangi hiçbir sıkıntı yok. Bunu birden fazla gösterdiler. Bunun önemini şundan dolayı söylüyoruz. Peri'nin söylediği İstanbul yani hani bir Türkiye'de alınan karar. Yani bakacağız işte korona durumuna göre tedbir kararı alınacak falan gibi şeyken hani böyle bir şey yok. İtalya'yı söylemiştim. Onu da kısaca gene geçeyim. Ekranlarda kamu spotları var. Kadına yönelik şiddetle ilgili kadınlar nerelere başvurabilirler diye. Aynı şekilde kadınlar telefon, e-mail ve hatta Facebook üzerinden destek istediği zaman ulaşabiliyor. Polise ya da kolluk kuvvetlerine. Avrupa'da yani bilindiği üzere ya da hani bilmeyenler için kadına yönelik şiddetin en ağır seyrettiği, en kötü olduğu ülkelerden biri Fransa. Ve işte Fransa'da şu an bildiğiniz üzere karantina yani orada salgın çok ağır seyrediyor. Yani iki tane ayrı veri var. Bir tanesi 17 Mart'tan itibaren kadına yönelik şiddet vakalarının yani ev içi şiddet vakalarının %30 arttığını gösteriyor. Bir tanesi de hükümetin destek yardım hattına ulaşan taleplerin 5 katına çıktığını söylüyor. Yani hakikaten çok fazla. Şimdi orada da bir acil Türkiye'deki gibi acil şiddet hattı var 24 saat açık. Frans 24 kanal aramış. Hani aynı işte mor çatı gibi hani ne yapılıyor ne falan diye. Aramışlar mı ulaşamamışlar. Yani bunu da şey için örnek veriyorum. Yani Türkiye hakikaten bu konuda çok kötü ama hani yani bu tarz örnekler de var açısından. İspanya'da gene salgın çok ağır geçen ülkelerden biri. Orada da bir anlık mesajlaşma hizmeti kuruldu kadınlar için yani şiddet ortamında. Ve orada psikososyal destek, yani bu da çok önemli. Bu da gene BM'nin üzerinde durduğu son günlerde kadınla yani şiddet mağdurlarına yönelik. Çünkü şöyle düşünün. Da hep yani hani imkanınız varsa evde kalabilecek. Çünkü herkes evde kalamıyor tabii ki. Ama hani evde kalabiliyorsanız sonuçta psikolojik olarak herkes için öyle ya da böyle zor durum. Yani sarılamıyorsunuz, birine ne bileyim çay içemiyorsunuz vesaire. Şimdi bir de böyle bir süreçte şiddet görmek demek zaten psikolojik olarak yani travma artık. O yüzden psikososyal destek sağlanması çok önemli. İspanya'da buna yönelik alınan önlemler var. BM'de bunun çok önemli olduğunu söylüyor. Amerika'da gene salgın çok hani nereye dünya işte merkezi oldu diye açıklamalarda var biliyorsunuz. Gene daha bu Mart ayındaydı. Son sayıları bulamadım açıkçası ama Women Against Abuse adlı Philadelphia merkezli bir kadın örgütüne gelen şikayetler yani şiddet şikayeti başvurusu %30 arttı. Ve ABD basını yani medya kısmına hani aralarda giriyorum. Mesela ABD basını bu konuda çok başarılı hakikaten. Devamlı kadına yönelik şiddetle ilgili bu dönemde artışları hep haber yapıyor. Ve orada şimdi Time dergisinde konuşan biri vardı. Bu çok önemli. Çok önemli bulduğum için de söylemek istiyorum. Ulusal Aile İçi Şiddet Hattı'nın başında Katie Ray Jones adlı bir kadın şunu söyledi. Failler şiddet mağdur kadınları virüs kapmaları için sokağa atmakla tehdit ediyor. Şimdi biz hani hep evde şiddet yani bu da mesela bu döneme özgü bir şiddet biçimi ve bu çok önemli. Yani çünkü bu evet bizim de evet, karşılaştığımız evet. Bir örnek oldu bu arada. Evet. Yani orada güzel ilgili şey. Bir şey söylemek istersen tabii ki Mor Çatı da buna şey yaptı, dikkat çekmişti.
Yok, benzer bir şey aynen Türkiye'de de bir erkek bir şekilde kadını tehdit etmiş, onu söylemek istedim ben de araya. Evet, yani bu mesela çünkü hani normal bizim bildiğimiz fiziksel, cinsel vesaire işlerin haricinde sokağa atarım seni. Çünkü bu dönemde hakikaten başınıza gelebilecek yani en ciddi şiddet biçimlerinden biri aynı şekilde ya da tehdit biçimlerinden diyelim. Ve Amerika'da gene online sanal yani internet üzerinden başvuruların alınabileceği sistemi oturtmaya, bunu birazcık daha pekiştirmeye çalışıyor. Latin Amerika'ya gelelim. Latin Amerika'da gene bilindiği üzere yani kadına yönelik şiddet vakaları çok yüksek olduğu ve yani çok kötü, hiçbir şekilde önlemin alınmadığı bir coğrafyamız. Arjantin'de 20 Mart'tan beri %25 oranında kadına şiddet vakaları artmış. Tabii bunlar daha fazla da olabilir. Yani ben bulduklarımı söylüyorum son dönemde. Kolombiya çok fecaat gerçekten. Başkent hatta şöyle bir şey var. Başkentte işte Bogota'da kriminal yani suç oranları düşmüş. Bir tek suç oranı hariç. Kadına şiddet. Yani bu da tabii şey değil ama hani yani çünkü şundan dolayı söylüyorum. İşte Kolombiya normalde de yani bunu önyargılı olarak söylemiyorum tabii ki. Hani bilinen bir şey olarak olduğu açısından. Suç oranının normalde yüksek olduğu bir şehirken bu dönemde diğer alanlar düşmekle beraber %225 artmış kadına şiddet vakaları. Yani bu artık hani hiç yani ne söylense boş şeklinde bir durum. Singapur'da da %33 oranında yardım hatlarına gelen başvuruların arttığını görüyoruz. Şimdi ben bitireceğim. Ama öncelikle yani hani bu konuyu takip edenlerin bildiği üzere etmeyenler için de belki. Şu anda dünya genelinde kadın örgütlerinin, kadın hakları aktivistlerinin sıklıkla dile getirdiği bir endişe var şu yani. Hani biz kadın hakları alanında dünyanın birçok yerinde çeşitli işte mücadeleler sonucu edindiğimiz kazanımlar çok fazla. Ne bileyim bu işte kürtaj olabilir, işte cinsel sağlık alanında olabilir, ne bileyim işte çocuk yaşta evlilikler olabilir. Bu kazanımların geriye gitmesi konusunda çok ciddi bir endişe var ve bunu yani önümüzdeki günlerde bence çok daha fazla konuşulacak. Çünkü bu Türkiye'de mesela Haziran'a geldim ve her şey bitecek falan gibi bir hava var. Niye bilmiyorum. Yani yok öyle bir şey çünkü yani anladığımız üzere. Hani bu daha sürecek yani bunun bir senesi var ve kadınların eve kapanması hakikaten kadın hakları açısından çok ciddi ve evrensel bir tehdit. Ve bunu hani bu tehditin tabii ki her şeyin farkında olanlar olarak kadın hakları, yani kadın örgütleri ve hani kadın hareketi farkında. Ama bunun dillendirilmesi çok önemli. Burada medyaya, benim de bir parçası olduğum medyaya çok büyük bir görev düşüyor. Ben Türkiye'de de bu arada bu yönde son dönemde iyi haberler olduğunu düşünüyorum. Yani hani dil açısından da kendi çeki düzen veren bir medya var yine de yani hani nereden nereye geldik açısından. Bir de tabii evet şu an belki son olarak şunu söyleyeyim. Yani yetkililer düzeyinde, resmi düzeyde ne yazık ki kadın yönelik şiddet vakalarıyla ilgili herhangi bir irade gösterilmiyor belki ama sosyal medya ya da dediğim gibi Türkiye'deki kadın hareketi bu alanda çok aktif. Ve biz birazcık da şuraya geldik. Mesela ben şeyi hatırlıyorum, yani hatırlıyorum da adam daha yeni ama Mart'ın işte daha yeni bu salgın Türkiye'de konuşmaya yani başladığı zaman bir şey yazdım şey sosyal medyada işte bu dönemde kadın yönelik şiddet vakaları da artabilir diye. Tek yazdığım buydu. Hakaret mi yemedim? Dalga mı geçmediler? Vay ben senin derdine bakayım. Yani hani böyle ama yani ne, bir tanesi de bu. Tabii bunları tahmin edersiniz erkek yani bunu yazanlar böyle söylemek istemiyorum ama yani hani çoğunluğu erkek ya da öyle söyleyeyim de gülenler falan bu da iş mi ne biçim? Tabii sonra aradan 3 gün geçti geçmedi bir anda bütün dünya kadınları işledi konuşmaya başladı sonra onlara sustular herhalde yani bilmiyorum. Evet. Hani o yüzden kadın hareketi gene bu süreçte ne alacak, ne yapacaksa yani onlar yapıyorlar ve yapacaklar. O yüzden hani yaptıkları ve bundan sonra da ne yapacaklarsa her şey çok kıymetli diyerek bitiriyorum. Burada senin bu söylediğinde şunu söylemek istedim ben de. Erkek şiddeti koronavirüsten daha öldürücü. Evet, orada da Mor Çatı'dan haberde şey evet. Dedi, kadına şiddet virüs tanımıyor diye. Evet. Mor Çatı'dan bir haber. Ben bir tek şeyi bir tartışmak istedim aslında. Sen anlatırken ona takıldım. Şimdi bu şiddet arttı meselesi tabii ki başvuru sayısı daha çok hani esas alınıyor burada. Ama faktörler açısından düşündüğümüzde hani alkol alması, erkeklerin uyuşturucu alması ya da stres
artıran bir durum hepimiz yaşıyoruz ama şöyle düşündüğümüzde kadınların işleri evde çok yoğun. Çocuk bakıyorlar, yemek yapıyorlar, adamla uğraşıyorlar. O stres kadınlarda da var ama kadınlar bu şiddeti adamla uygulamıyor. Demek ki bu içinde olan ve davranışsal bir şey ve bunu da değiştirebilecek olan erkekler. Yani erkekler bunun üzerine düşünüp ben artık işte şiddet uygulamayacağım, bu konuda destek alacağım demediği sürece zaten işimiz çok zor. O yüzden bunlar aslında gerçek sebepler olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz alkol... Tabii. O zaten onu ben... Kadınlar evet, olarak evet. Erkeklere gidip saldırmıyor. Evet. Onun da aynı şekilde olması. Türkiye'de... Sebep olarak aslında... Sebep olarak gibi söylemiş olduysam yanlış anlaşılır. Yani... Yine bir şey diliyle konuşacağım. Yok, yapılan doğrudur. Araştırmalar. Hayır, doğrudur. Şey demek istiyorum. Anladım, anladım. Araştırmalar evet, böyledir. Bahane. Zaten. Böyledir ama. Evet. Aslında gerçekten yatan sebep değildir demek istiyorum. Tabii tabii. Bir şey daha diyecektim buradan ama unuttum şu anda. Neyse. Ben giriyorum o zaman. Ya bir şey çok dikkatimi çekti açıkçası. Öyle olmasını beklemiyordum Burcu söylerken. Medya yine iyi kötü biraz dilini düzeltti. Gibi bir şey söyledi. Hani böyle evet, fark... 2010 yılından, 2009 yılından falan alarak söyledi. Ha, tamam. Ben bu dönem evet. Dilini düzeltti gibi anlayarak ya salgın döneminde medya böyle bir hassasiyet gösterdi mi? Hayır. Şu anla, onu şu anlamda söylüyorum bu arada. Yani onu her zaman da zaten söylediğim bir şey. Hani işte Türkiye'de sonuç olarak kadın cinayetleri politiktir söylemini benimsenmesi ve bu cinayetlerin politik olarak ele alınarak kadın cinayetlerinin üçüncü sayfadan birinci sayfaya o manşetlere çekilmesi kadın hareketinin emekleri şeyidir yani. Bunu hani medya hepimiz böyle anladık. Bunu da şu açıdan söylüyorum hani ne bileyim ya 2008 hani ben birazcık da galiba mesleğe başladığım zamandan ilk alıyorum. Hani o zaman hala ne bileyim hani işte tuzu fazla koymuş diye işte karısını öldürdü falan üçüncü sayfadaki haberler. Sonrasında hani bu böyle şey olur mu savcı şey işte koruma kararı vermemiş falan diye ele alınmaya başladı. Ve ben şuna bu arada düşünüyorum yani bu hani medyada da hani yani topyekün homojen bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Ama bir nasıl diyeyim bu toplumsal cinsiyet bilinci de kadın hareketinin aslında bastırmasıyla medya mensuplarına da hani biraz zerk edilmiş durumda yani öyle söyleyeyim. Yoksa yani ne başlıklar ya da daha ya da dün mesela hani ona bile şey gelmeden işte bu Adana'da öldürülen Suriyeli çocuğun ardından atılan şey başlıklar bile. Yani medya zaten toksik başlıkları sever ve bundan kolay kolay şey vazgeçemez. Ama kadın konusunda ben yine de çünkü şu da etkili. Siz bugün cinsiyetçi bir şey yazdığınız zaman sizin burnunuzdan getirirler, getiriyorlar da yani. Getiriyoruz. Getirelim o zaman. Evet, evet bu önemli bir şey. Yani bu böyle olduğu için bugün zaten bunları da konuşuyoruz aslında. O anlamda söyleyeyim. Tamam. Ben de söyleyeceğimi hatırladım. Son olarak onu da söyleyeyim. Bizim başvuru aldığımız kadınlardan sıklıkla duyduğumuz ve sizin de mutlaka karşılaştığınız bir şeydir. İşte sevgilimin öfke kontrolü problemi var. O öfkemi kontrol ediyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Aslında destek alsa olacak falan bakış açısı. Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu erkek patronuna öfkelenebiliyor mu Ayçiçek? Öfke duyup da şiddet uygulayabiliyor mu? Yapamıyor. Demek ki bu kontrol edilebilir bir şey. Aynı şekilde. O yüzden bununla ilgili bir şey değil demek istiyorum ben son olarak. Bu gayet yılların da getirdiği, üstüne düşünülmeyen, kadınların üstünde güçe kontrol kurmaya çalışılan bir araç ve bunu gayet bilerek ve isteyerek uyguluyor erkekler. O yüzden erkekler dönüp kendilerine mutlaka bakmalı diye düşünüyorum. Bugünlerde de kapatırken diyelim, gerçi sorular gelir muhtemelen ama yine de kadın dayanışmasının yaşatacağını söyleyelim. Sonuçta biz de kadınlardan öğreniyoruz karşılıklı bir şey. Biz de sistemin içerisinde yaşıyoruz ve her gün potansiyel olarak maruz kalmasak da kalabileceğimizi biliyoruz. O yüzden kadın dayanışmasını örmek gerçekten çok önemli ve hayati. Ve bu bizim kazanımlarımız, evet yasal kazanımlarımıza sahip çıkmak da çok önemli. Bir adım bile geri atmamamız gerekiyor. Zaten bir takım eksiklikler bile var ama 6.284 sayılı kanun. Çok önemli bir kanun. Gerçekten de uygulandığı takdirde birçok kadının hem hayatı kurtulabilir, can güvenliği sağlanabilir, çok daha iyi şeyler yapılabilir.
İstanbul Sözleşmesi'nde aynı şekilde hükümlerin uygulanması gerekiyor. Son bir şey daha, sistemli politik, sistemli kapsamlı politikası yok dedik Türkiye'nin. Cinsel şiddet kriz merkezleri halen kurulmadı. 2014'te yürürlüğe girdi İstanbul Sözleşmesi. Bir kadın cinsel saldırıya maruz kaldığında yine karakol atıyor. Polis anlatıyor, savcı anlatıyor, hakim anlatıyor, avukat anlatıyor, adli tıp kurumu anlatıyor. Artık buradan çıkmamız gerekiyor. Tabii ki bu istenirse yapılabilecek bir şey. Bu anlamda samimi bulmuyoruz. Bu merkezin kurulması şart çünkü çok yaygın ülkemizde ne yazık ki. O bahsettiğim danışma merkezlerine benzer bir biçimde merkezler kurulması gerekiyor. Kadınlar da bu merkezlerin varlığını bildikçe kendilerini daha güçlü ve rahat hissedecekler. Ben yine izleyenlerin yorumlar bölümüne soru bırakabileceğini, soru sorabileceğini hatırlatayım. Ama o arada ben bir şey sorayım. Yani şimdi böyle olağanüstü dönemlerde ve hızlı yaşanan dönemlerde böyle öngörü sormak ya da işte öngörüleri almaya çalışmak biraz zor. Ama yani bu dönem ya da bu dönemde ortaya çıkan tablo kadın hareketi, kadın örgütleri açısından nasıl olanaklar ya da zorluklar yaratıyor acaba? Yani böyle bundan sonra dünya nasıl bir yer olur gibi bir şey sormuyorum tabii ki ama en azından böyle bir işte neredeyse 2 aya yaklaşan bir süre oldu ve işte hemen herkes online toplantılarla vesaire en azından hem gündemi değerlendirmeye hem de böyle bir takvim oluşturmaya çalışıyor. Hani sizin açınızdan durum ne? Yani böyle bir hareketin, mücadelenin nereye gittiğini ya da nereye gidebileceğini düşünüyorsunuz? Yani şöyle, öncelikle mor çatı açısından söyleyeyim, sonra genel olarak feminist hareket açısından söylemeye çalışayım. Şimdi mor çatıda çalışan, ücretli çalışan arkadaşımız çok az zaten. Onlar, başvuru alanlar ve gönüllü arkadaşlarımız aynen evden çalışmaya devam ediyor. Evden başvurular alınıyor. Ve aslında yoğunluklu bir çalışma var. Hatta normal hayata göre bile daha yoğunluklu olabilir. Feminist hareket açısından da şunu söyleyebiliriz. Aslında bugün sokakta olan, son dönem hep dinamik olan hep kadın hareketi, feminist hareket. Bunun dinamizminin ben yani yavaşlayacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü zaten sürekli bir saldırı halindeyiz ve sürekli uyanığız dolayısıyla. Hepsini takip ediyoruz. Artık işte çeşitli internet, işte Zoom vesaire bir takım araçlarla toplantılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Başka kanallar bulacağız tabii ki. Herhalde bu konuşma biçimi, bu sosyal medya üzerinden toplantılar vesaire hayatımızda daha çok olacak gibi geliyor. Sosyal medyayı daha çok kullanacağız belki de. Çünkü bu zaten en çok herkesin kullanacağı bir araç olacak. Doğal olarak biz de onu kullanacağız. Bununla birlikte yani daha çok kaydedilen konuşma, daha çok birbirimizi geliştirecek şeyleri de daha çok dinleyeceğiz bence. Sesimizi de belki daha hızlı ulaştıracağız, bilemiyorum. O yüzden o kadar şey bakmıyorum. Yani yine de biz dinamizmimizi aynen devam ettireceğimizi düşünüyorum. Tabii bu olanakları kullanacak olanlar sadece kadın örgütleri değil. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesine girdiğiniz zaman, ben geçen girdim bir dün, orada şey yazıyor, şimdi tabii camiler kapalı ya mesela. O yüzden de işte tabii Diyanet'in faaliyetleri sekteye uğradı. Yani şey işte LGBT hareketine saldırmanın haricinde. O yüzden de şey yapacaklar, sanal, öyle bir şey var. Sanal platformlar üzerinden ailevi inşaat faaliyetleri, işte ne bileyimden, hani böyle o tarz, evet. Yani sadece kadın örgütleri yapmayacak. Evet, evet. Hani herkes kullanıyor teknolojik nimetleri yani. Diyanet de onlardan biri olacak diye. Biz de sosyal medyadan eylemlerimizi yapacağız. Artık bilemiyorum. Yani umarım tabii ki bu süreç bu kadar uzun sürmez. Tabii ara ara dalga dalga geleceği söyleniyor. Ama hep beraber yani kadınlar ve feminist hareket açısından şunu söyleyebilirim. Yani çok yaratıcıyız ve çok çeşitli şeyler yapabiliyoruz gerçekten. Bunun için de çok kafa yorup güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ya Burcu, sana da bir sorum olacak bu arada. Sen bu dönemde sadece kadına şiddet haberi değil aslında böyle yani burada böyle bir şey yapıp Burcu Karakaş öveceğim. Yani işte kargo çalışanlarıyla, mültecilerle çok önemli haberler yaptın. Yani bu vesileyle yaptığın diğer haberler vesilesiyle yine kadına şiddet
bağlamında böyle farklı yansımalar, farklı portreler var mı? Yani mesela örneğin mülteci kadınların ne yaşadığını biliyor muyuz? Ya da işte çalışan çalışmak zorunda olan, yani sokağa çıkmak zorunda olan, hani ev içini konuştuk hep aslında ama örneğin sokağa çıkmak zorunda olan kadınların ne yaşadığını biliyor muyuz? Ya mesela şimdi daha yeni konuştuğum için oradan örnek vereyim. Aslında söyleyecektim, almıştım da sonra biraz belki alakası kaçabilir diye söylemedim. O yüzden sorduğun için teşekkür ediyorum. Şimdi 1 Mayıs da geliyor. Yarın değil mi? Ondan sonra Yok, güzel sonraki gün. günlerde. Öbür gün. Cuma günü, tamam. Şimdi ev işçisi kadınlar, yani ev işçileri. Ev işçileri genelde çoğunlukla kadın. O yüzden öyle söyleyeyim. Ev İşçileri Sendikası Derneği Başkanı Gülhan'la konuştuk dün. Gülhan benle. Şimdi biliyorsunuz yani ev işçileri şu anda işe gidemiyor. Sizin tek yani sadece önceki hani onların üzerinden örnek vererek şimdi hani Gülhan'ın da söylediği yani evlere gidemiyoruz işte ve hani asgari ücret bile yani hiçbir şey sağlanmıyor ve çok zor durumdalar ve hani ya bu çok hani klişe bir şey ama yani bu klişeyi de bence söylemek yani tekrarlamakta bir şey yok. Nihayetinde bu tarz dönemler, bu kriz dönemleri en çok kadınları ve çocukları yani ya da daha doğrusu dezavantajlı grupları. Onlar çok daha kırılgan olduğu için onları vuruyor. Yani o yüzden şimdi bu mesela bunların bir kısmı ev işçisi kadınlar, değil mi? Bahsettim ve mesela şunu anlattı Gülhan yani. Bir yandan maddi olarak zor durumdalar, bir yandan da ilk konuşurken ilk söylediği şey şu. Hepsi beni arıyor. Ondan sonra ve diyorlar ki şuraya yazmıştım ne şöyle söylüyordu. İşte babam saldırıyor, işte kocam saldırıyor, abim saldırıyor. Bir de öyle bir yani bu konuştuğumuz konudan da ayrı değil. Çünkü normalde belki hani işe gidiyordu, geliyordu. Pelin'in söylediği bir de eve para getiriyorduysa mesela. Bir de şimdi o da olmuyor. Bu da oluyor bahane yani. Az önce o verdiğin örnek hani alkol madde falan sebep olarak söylememişsin zaten. Öyle anlaşılmasın üzülürüm. Ama tetikleyici ya da hani bunu bahane olarak kullanmak açısından söylüyorum yani. Bu da gene aynı şey. Vay sen para getiriyordun getirmedin vesaire falan. Bir o. İkincisi göçmen kadınlar zaten yani göçmenler zaten dünyanın her yerinde toplumlarda dezavantajlı grup içindeler. Bir de bir göçmen kadın olmak ya da işte göçmen bir gay olmak ne bileyim işte lezbiyen olmak işte trans olmak vesaire. Hani giderek bir aslında her türlü hizmete erişimin zorlaştığı süreçler. Bir de bunun üzerine bir salgın dönemi geldiğini düşünün. Şu an öyle bir şeydeyiz. Ama şunu da hani belirtmek istiyorum. Aslında Türkiye'de hani Türkiye'nin göçmenlere politikası vesaire eleştirilen çok şey olur gibi. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Aslında sağlık hizmetlerine erişim konusunda çok da kötü değil bir yandan. Aması var. Yani normalde böyleydi. Ancak son bir senedir göçmenlere ya da mülteci yani yok aslında Türkiye'de hani o yüzden ya da öyle de söyleyeyim mültecilere yönelik gerek İçişleri Bakanlığı'nın yani gerek yetkililerin gerek Türkiye'deki nefret söyleminin artması yani İçişleri Bakanlığı'nın nefret söylemi anlamında söylemiyorum ama sınır dışı edilenler işte bugün şu kadar kişiyi aldık gönderdik. Şimdi bu gibi söylemler sebebiyle zaten bugünlerden önce sokağa çıkamaz hale geldiler. Çünkü sizin diyelim ki kaydınız Antep'te ama siz hasbelkader İstanbul'a gelmişsiniz, İstanbul'dasınız. Sokaktan polis topluyor sizi. Diyelim ki yani bu sefer değil mi? Diyelim böyle bir dönemde hastaneye gitse soracaklar mesela sen nerede kaydın vesaire. Biri o yüzden gidemiyor, ikincisi başına bir şey gelecek diye gidemiyor. Yani her ne kadar aslında sağlık hizmetlerine erişim Türkiye'de göçmenler için kötü olmasa da sen korkundan gidemedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Bu göçmen kadınlar için İki kere zor. Çünkü daha yeni işte bir göç derneğinden konuştuğum bir arkadaşım şey söyledi yani hani hiçbirimizin aklına gelmeyeceği bir şey de değil. Şimdi siz bir göçmen erkekseniz diyelim ki tek başınıza kalkıp gidiyorsunuz hastaneye diyelim. Kadınsanız yanınıza tırnak içinde birinin aileden refakat etmesin. Bir erkeğin. Babadır, abidir falan. Yani işte hani onunla gireceksin de onun zamanı olmazsa yani ne yazık ki gene kadınlar hani iki kere zorlanıyor öyle söyleyeyim ya da iki kere mağduriyetle karşı karşıya kalıyorlar. Onun dışında tabii ki hani bu gene son zamanlarda konuşulan işte evet yani virüs herkese bulaşıyor ama bulaştıktan sonraki süreçte belki ne bileyim tedavi açısından da Türkiye'de şu an hani
bazı başka ülkelere göre hani daha iyi hizmet alabiliyorsunuz yani şeylere falan girmeyeceğim sayı falan. Belki tedavi açısından değil belki ama bulaşma açısından sizin imkanınız varsa evdesiniz de değilseniz işçisiniz şeydesiniz işte ne bileyim otobüse biniyorsunuz oraya gidiyorsunuz buraya gidiyorsunuz. O yüzden virüsün bulaşma olasılığı çok daha fazla. İşte bu işte kargocu için de olabilir. Ne bileyim markette çalışan biri için de olabilir. İşte ne bileyim işte postanede çalışan biri için, bankada çalışan biri için gibi. Yani yine hani şu örnekle bağlayayım. Biraz hani kadın konusundan belki çıktık ama sen sorduğun için de şey oldu. Söylüyorum. Bir haber için konuştuğum bir kişi işte bir özel şirkette saha araştırması yapan bir genç. Biz konuştuk dedi ki Burcan dedi ben dedi günde İstanbul'un bir ucundan diğerine onlarca şey market geziyorum. İşte saha araştırması için ve salgın başladı hala geziyorlar yani Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar. Ve dedi hani emek sömürüsü yani ölüm de hastalık da yine işçi için var dedi. Hani ne o da bizim için dedi. Aradan haber kadar. Aradan 10 gün geçti geçmedi. Bu kişiden bana mesaj geldi Burcu Hanım Covid oldum diye. Yani geçen gün sordum ya durumu iyiymiş ama yani o haberi yaptık. 10 gün sonra çünkü hani önlem aldın ama günde yüzleri geziyorsan yani önlemin de bir şey kalmıyor nihayetinde. O yüzden yani katman katman etkiliyor nihayetinde bu salgın tabii ki. Hani ve herkesi farklı şekilde etkiliyor ama az önce söylediğim gibi yani sosyoekonomik statüden bağımsız bir şeyden bahsetmiyoruz her konuda olduğu gibi. Çok teşekkür ederim. Yani DİSKAR'ın raporunda da zaten DİSK üyesi işçiler arasında en azından COVID-19 oranının Türkiye'nin 3.3 katı olduğu söyleniyordu. Kadınlar için muhtemelen yani dışarıda çalışmak zorunda kalan kadınlar için de muhtemelen bu çok güvencesiz ve insanlık dışı şartlarda çalışmaya zorlandıkları için muhtemelen çok daha yüksek tabii ki. Yaklaşık bir saati aştık. Böyle son hani eklemek istediğiniz şeyler varsa onları alıp kapatalım yavaş yavaş. Ama ben Perihan Meşil yani son kez bir kez daha böyle bir sonda toplu olarak kadınlar bu süreçte yani şiddete uğrayan kadınlar bu süreçte hangi mekanizmaları kullanabilirler, nerelere başvurabilirler onu sorayım ve varsa eklemek istediğiniz son şeyleri. Kadınlar bu süreçte şiddete maruz kaldıklarında 155'i arayabilirler. 155'i arayıp polis eve geldiğinde eşleri ya da abisi babasını evden uzaklaştırabilirler. Ve başka tedbirler de isteyebilirler. İletişimin engellenmesi, hakaret, tehdit içeren mesajların önlenmesi, silahı varsa teslim etmesi, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı varsa hastaneye yatması gibi tedbirleri isteyebilirler. Bu tedbirler istendiği zaman aile mahkemesine polis bunları onaylatacaktır zaten. Bunun haricinde aynı evde değillerse polise gitmektense bu tedbirleri almak için nöbetçi aile mahkemesine başvurmak daha hızlı bir yöntem. Başvurduğunuz zaman dilekçeyle bir günde bu kararlar çıkabiliyor. Burada hatta evden uzaklaştırmadan öte ciddi bir can güvenlik tehdidi varsa yakın koruma da aynı şekilde tesis edilebilir. Yani çağrı üzerine koruma tedbiri. Gerçi sokağa çıkma yasakları vesaire sebebiyle bu belki çok gerekli de olmayabilir. İş yerinin değiştirilmesi gibi bir tedbire de başvurabilirler mahkemeden başvurduklarında. Sadece mahkeme değil bu bahsettiğim çağrı üzerine koruma, iş yerinin değiştirilmesi, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi gibi tedbirlere başvuracaklarsa valilik ve kaymakamlıklara da aynı şekilde başvurabiliyorlar. Bu artık hangisi daha kolay gelirse ama daha pratik olanı mahkemeden başvurmak diyebilirim. Bunlar için tabii yine valiliğe de yönlendirilebilirler o ayrı bir mesele. Genel tedbirler için mutlaka mahkeme diyebilirim. Mor Çatı'yı arayabilirler, Alo 183'ü arayabilirler. Alo 183'e ulaşamayabileceklerini söylemiştim. Bunun yerine Şönim telefonunu arayabilirler. Bu da 0212-465-2196. Bunun haricinde aile şiddet acil yardım hattını arayabilirler. Bu hatta daha çok uzmanlar çalışıyor. 0212-656-9696 numaralı telefonları arayabilirler. Yine kadın destek uygulamasını akıllı telefon kullanıyorlarsa onu indirebilirler. Böylelikle evde hiç konuşma yapmaksızın hani sürekli şiddet uygulayanla birliktelerse
sadece konumunu bildirip o tuşa basıp polisin eve gelmesini sağlayabilirler. Bunun haricinde bazı belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin de danışma merkezleri var. Onların telefonlarına ulaşıp onlardan destek alabilirler. Aslında bazı belediyelerde iyi uygulamalarda gördük. Online bir şekilde hukuksal ve psikolojik destek verdiklerine dair birkaç iyi örneğimiz de var. Tabii ki bunların yaygınlaşması gerekiyor. Eğer bir şikayet dilekçesi vereceklerse savcılığa, adliyeler şu anda açık aslında. Sadece nöbetçi savcılık ve nöbetçi aile mahkemesi var diyelim. Ve herkese tabii ki öncelikle sağlıklı günler diyelim ve teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Burcu, senin var mı son olarak eklemek istediğin bir şey? Ben belki ekleyeyim. Kadınları sorduk az önce, söyledim hani ev işçisi kadınlar, bir de mesela seks işçisi kadınlar. Yani tabii mesela şöyle bir şey, geçenlerde iki gazeteci arkadaşım salgın döneminde seks işçisi kadınlar ne yapıyor diye bir haber yaptılar. Şimdi ismi lazım değil, bir internet sitesi, haber sitesi, yani söylemeyeyim. Koymadı haberi, yani buna mı geldik diye. Sonra başka bir yerde çıktı haber ama hani bunun neyi, bu biraz şeye benziyor işte. Şimdi salgın var, kadına şiddeti mi konuşacağız? Yani bu kime göre neyin önemi, hani kim belirliyor, yani yok böyle bir şey. Ve hani seks işçisi kadınların da tabii ki durumu şu anda, yani hani gayet hiç şey değil, iç açıcı değil. Çünkü sonuç olarak şu anda maddi anlamda zor durumdalar ve belki zaten Peri de bahsetti ama son olarak şunu bence vurgulamak hep gözden kaçıyor biraz. Hani hep biz böyle biraz fiziksel şiddet, yani biz demeyeyim ama hani şiddet deyince fiziksel şiddet, ama evlilik içi tecavüz suç Türkiye'de. Mesela bu konu, yani bununla ilgili hani bilmiyorum, Mor Çatı'ya da hani başvuru tabii ki oluyordur ama kadınların bile bunu dile getirmesi çok zor bir konu. Ve bu bence çok önemli bir konu. Hani bununla ilgili ne araştırma yapılır mı, edilir mi, bunun kaydı kuydu tutulur mu bilmiyorum ama bununla ilgili de farkındalık oluşturması lazım. Mesela olmuyor Türkiye'de hiçbir şekilde ama yani evlilik tecavüz, çünkü hep evdesiniz ve yani bu çok ciddi bir konu. Tabii ki de hani hiçbir kanuna yönelik herhangi bir şiddet türünün şu anda gerçi siyasi iktidar tarafından önemsenmedi ki, bu konuda da hiçbir şey söylendiğini zaten, hatta bunun konu bile edilmeyeceğini gördük. Ama sonunda, gerçekten son Diyanet'in ve Diyanet sonrasında yapılan açıklamalardan gördük ki zaten LGBT hareketi uzun zamandır bir tahtifat altına alınmaya çalışıyor diyeyim, yani hani başarılı olunan bir şey değil ama çok ciddi işe baskı altındalar ve yine bu sürecin ne yazık ki yine yeni bir sürecin belki, yani ya da var olan sürecin daha da zorlaşacağını görüyoruz. Bu da çok ciddi bir konu bu arada, yani hani yine kamuoyu tepkisi, hani nasıl diyelim, yani tırnak içinde senin ilk başta söylediğin şey, Diyanet hani kendine yönelik halkının desteğini aldığını falan söylese de o bir yüzü olabilir ama diğer yüzü de sonuç olarak halk örgütleri de buna çok ciddi ses çıkardı. Ankara Barosu'nu ve Diyarbakır Barosu'nun başına gelenleri biliyoruz işte. İşte soruşturma açıldı ama olması gereken şey tepkiler bunlar. Onu da hani arada öyle bir şey söylemiş olalım. Yani çünkü hiçbiri birbirinden bağımsız konular değil en nihayetinde. Evet, haklısın. Ya bir hani tam kapatmadan bir numaraları yazabilir misiniz diye bir şey geldi ama ben şunu sormuş olayım numaraları yazmak yerine. Kadınların başvurabileceği mekanizmaları toplu derli toplu biçimde öğrenebilecekleri, ulaşabilecekleri bir yer var mı diye sorayım. Biliyorum Mor Çatı'nın sitesinde mi? Evet, Mor Çatı'nın web sitesine girdiğinizde birkaç numara göreceksiniz zaten. Orada tabii ki hatlar var ama o hatlar haricinde burada benim bahsettiğim başka şeyler de var. KADES mesela bunlardan bir tanesi. Yine ŞÖNEM'in numarası yok sanırım o ana sayfada. Gerisi var. 155-183 Mor Çatı'nın numarası var zaten. Bir tek KADES uygulaması eklenebilir ona. Şiddet Önleme İzleme Merkezi'nin de numarası, yine tekrar edeyim, 0212-465-2196. Bu tabii ki İstanbul için geçerli. Eğer Adana'daysanız Adana'daki ŞÖNEM'in numarasını bulmak için tabii ki Google'lamak yeterli oluyor. Hepsini bulabiliyorsunuz orada. Biz yayından sonra da Mor Çatı'nın o numaraların olduğu linki hem bu yayının altına hem de YouTube yayının altına ekleyelim, daha ulaşılabilir kılmak için.
Ben çok teşekkür ederim her ikinize de yayına katıldığınız ve işte bu bir saati aşan sürede bizle birlikte olduğunuz için. Konuşmada da geçti. 2 gün sonra 1 Mayıs. Şimdiden herkesin 1 Mayıs'ını da kutlamış olalım. Alanda olamayacağız. Enteresan bir 1 Mayıs deneyimi olacak hepimiz için. Evet, evlerden artık. Evet, evlerden. 1 Ben Mayıs maaşı. balkondan Mahalle Enternasyonel dinletmeyi düşünüyorum mesela. Evet, aynen. Yeni eğlencelik biçimlerimiz işte böylelikle başlamış olacak. Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Biz Sağ olun. teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. Görüşürüz. 1 Mayıs'ta YouTube hesabında Mülkiyeler Birliği'nin Arzu Çerkezoğlu ve Aysun Gezen'le DİSK Genel Başkanı ve KESK Eş Genel Başkanı ile bir söyleşi olacak. 1 Mayıs günü dileyenler ona da göz atabilirler. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz. İyi akşamlar.